Matflix Felix ayete soru avcısını iftiharla sunar diyelim. Elimizde kalem önümüzde kağıtlar. Efsane sorularla AYT soru avcısı gönder gelsin. Ey güzel arkadaşlarım ayete soru avcısı bir de sizlere sormuştuk. Demiştik ki ne tip sorular gelsin ayete soru avcısında? Sizlerden gelen yorumlar ki en çok beğenilerini buraya da koydum. Mehmet 2 yazmış bize. Belki de ikinci Mehmet e olabilir. Bir sonraki AYT Matflix'te şunları isteriz hocam demiş. Trigonometre olasılık ikinci dereceden denklemler, fonksiyonlar. Bir de parantez açmış. Mümkünse grafikli olsun hocam demiş. Paşam emrin olur. Üstüne antep fıstığı şerbetle gezdireyim mi derdim ama olsun ve grafiklesinden de olsun siz isteyin o da olsun bir de diziler demiş ama tek bir kusuru var paşam dört soru soruyoruz burada gönder gelsin o dört soru diyelim şimdi ilk olarak trigonometriyle başladık yani şekilli falan sorusuyla okuyalım sorumuzu. Bu arada bak bu serinin amacı çözelim geçelim, çözelim geçelim falan değil. Adeta konu tekrarı yapar gibi tane tane adım adım keyifle dinlenecek bir seri. Sen Matflix'te böyle atlatıp atlatıp mı geçiyorsun? O, o zaman burada da burada da öyle yapmayacaksın. Atlatmadan, zıplatmadan izleyeceksin. Anlaştık mı? Çünkü tadını çıkaracaksın. Şekilde AB, OB çaplı yarım çemberler. B noktasında birbirine içten teğettir. Şu noktada birbirine içten teğet. Eyvallah. Tamam. O noktasında AB çaplı çemberin merkezi M noktasında OB çaplı çemberin merkezidir. He, buralar aynı çapı kullanıyorlar diyor. Bu parçalara gör yani demek istiyor. Eyvallah. ACT noktasında M merkezi çembere teğet. Teğet lafı çemberde ne alaka geliyor onu söyleyeceğim birazdan. M merkezi çembere teğet olup şuradaki x açısı için ben diyor sinüs x'i bulacağım. Ey güzel arkadaşım. Ben sana hemen şundan bahsedeyim. Şurası bir çap olsun. Çapı gören çevre açı her daim kaç derecedir biliyor musun? 90 derecedir. Evet biraz geometriye girmiş olabilirim ama aslında bu soru biraz da geometri istiyor. Ben de diyorum ki eğer böyle bir laf geçiyorsa teğettir, çember, çapa bakıyorsa kardeş biz de buradan 90 derecelik bir açı için yalvarıyor soru. Nereden çekeyim diye yalvarıyor. İşte tam şuradan. Diyorsun ki ben buradan çekerim. Tak buraya 90'ımı yapıştırırım. Bir de şunu düşünelim. Trigonometri dediğimiz şey bir dik üçgenin içinde geçmek zorunda. O zaman bir tane de dik üçgen. Bak bir tane dik üçgen patlamış oldu. Hadi gel buraya y açısı diyelim. O zaman benim gördüğüm bir açı değeri var burada. X artı y kesinlikle 90 derece. Hem fikir miyiz güzel arkadaş bunda? Gel. Bir teğet de burada var. Tamam. Buradan da çektim. Merkezle birleştirdim. Şunu söyleyeyim ben sana. Çemberin dışındaki bir teğetten çemberin merkezine çizilen doğru teğet noktasına doğru çizilen doğru dik olmak zorundadır. Ben de diyorum ki teğet orada merkezden doğruyu çektik. Al sana burası diktir. Dikliği de koyduk. Ey güzel arkadaş. Şuradaki doğru, şuradaki doğrulara bakar mısın? İkisi de bu doğruya dik olduğuna göre bu doğrular kesinlikle birbirine paraleldirler. Matematiğin geometrinin olmazsa olmaz kurallarından biri. Evet paralelliği de yakaladık hocam. Eyvallah daha ne. Bak burada bir tane Z çizmişiz. Otomatikman şurası da ne oldu? Y açısı oldu. Bu da kabul müdür? Bu da kabuldür hocam. Peki devam edelim. Şimdi gel şuralara biraz R falan yazalım. Yarı çap yazalım. Burası R olsa. Burası R olsa. E hocam bu da yarı çap. Bu da R olur. Şimdi OB arası eğer 2R ise. Hocam AO arası da 2R'dir. Eyvallah süpersin. Peki ya burası ikiz kenar bir üçgen. Neresi hocam? Göremedim hocam. Bak şimdi yeşille çizdiğim üçgen aslında bir ikiz kenar üçgendir. Şurası da bir y açısıdır ve yine geometriden bir kural. İki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açıya eşittir diyorum. Şurası da iki y'dir. Açılarla ilgili kısmı hallettim. Soru benden ne istiyordu? Gel oraya dönelim. Tadını çıkardık sorudaki bilgilerin. Ben sinüs x'i istiyordum. Ama diyorum ki ey güzel arkadaşım sinüs x'i bulmak isterim ama bulamıyorum. X'i bilmesem acaba Y açısıyla ilgili bilgiler bulsam ve X açısı yerine şunu yazsam olmaz mı? Ne dersin? Sinüs 90 eksi Y. Yazdık hocam. Peki sinüs 90 eksi Y trigonometride. 90 isim değiştirme çizgisidir. İsim değiştiriyorum. Birinci bölgede kosinüs Y'ye eşittir. Ben şunu buldum. Sinüs X eşittir kosinüs Y. İkisini de bilmiyorum. Ya hocam o kadar uğraştın hala bir şey bulamadın. Buluruz elbet hadi gel. Nereye bakalım? Şuraya bakalım. Şuradaki 2 y'ye o dikkat et. Buradaki 90'a dikkat et. Eyvallah. Biz şunu bulamaz mıyız be arkadaşım? Kosinüs 2 y'yi bulur muyuz bulamaz mıyız? Bana onu söyle. Buluruz elbet hocam. Buluruz tabi. Komşu bölü hipo. Komşu sen kaçsın? R'sin. Hipo sen kaçsın? 2R oradan 1R buradan kaç R yapar? 3R. O zaman kosinüs 2Y'nin cevabı 1 bölü 3'tür diye zrank diye yazamaz mıyım? Yazarım. Sonra düşündüm. Kosinüs 2 y'yi biliyorum. Eyvallah güzel de ben kosinüs y'yi bulsam soruyu bulacağım. İşte sana yarım açı. Yarım açıda bir sürü formülü var ama biz şunu kullanacağız. 2 kos kare y eksi 1 formülünü kullan. Ya hocam ben yarım açı formüllerini unuttum ya. Hangisiydi falan diyorsan da kıyamam. Gel buraya. Kos kare y eksi sin kare y bu formüllerden biriydi. Sin kare y'yi açtığında bunu elde edebilirsin. İspatını burada anlatamayacağım yalnız. Tamam mıyız? Bu da hazır. Hocam sen bunu biliyorsun. 1 bölü 3. 2 çarpı. Kos kare y. Bunu bilmiyorsun. Eksi birim var. Salla eksi biri karşıya. Şuradan devam ediyorum. 2 tane kos kare y. Eşittir o karşıya. Artı gitti hocam. 1 bölü 3 artı 1'den ne geldi? 4 bölü 3 geldi. Sadeleştirme var. Cırt sana 1. Cırt sana 2. Ne geldi hocam? Kos kare y. Kos kare y eşittir. 2 bölü 3. Bak bunun iki tane cevabı olur anca. Kosinüs y dediğin şey ya kök içerisinde 2 bölü 3'tür ya da kosinüs y dediğin şey eksi kök içerisinde 2. Kamerada çıkıyor çıkıyordum. Orası 2 bölü 3'tür. Ama bir şey söyleyeceğim. Bunlar dar açıdır ve dar açılarda kosinüs kesinlikle pozitif değerler alır. Cırt sana cırt sana kosinüs y'yi buldum. Aslında cevabı buldum. Soruyu buldum. Sinüs x dediğimiz değer kosinüs y'ye eşitti. O da kök 2 bölü kök 3. Ha belki seçeneklerde bu olmayabilir ama kök 3 de genişletirsen kök 6 bölü 3 bu soruda gerçek cevap olur. Efsane bir soruyla açılışı yaptık. Beyinleri yakarak adeta girişi yaptık. Devam edelim. Logaritmada enteresan bir soru tipi daha. Yine çok tatlı yine çok güzel. Bir sokakta karşılıklı kaldırımlarda sokak lambaları dikilmiş. Eyvallah. Birinci kaldırımda neyinci lambanın kendisinden sonraki lambaya uzaklığı verilmiş. Gel ona bakalım. Burası neyinci lamba olsun. Burası ne artı birinci lamba olsun. Bunlar arasındaki mesafe belliymiş arkadaşım. Logaritma 2 tabanında ne artı birmiş. Tamam mıdır? Bir ekleyip üstüne devam ediyorsun. Arasındaki mesafeyi bulabiliyorsun. İkinci kaldırımda neinci lambanın kendisinden sonraki lambaya olan uzaklığı. Gel bunu bir de ikinci kaldırıma geçelim. Öyle yapalım. Logaritma 1 bölü 2 tabanında n çarpı n artı 1 olarak bu mesafe belirlenmiş. Eyvallah burası ne? Tabi burası da n artı birinci lamba. Suriye bak. Hey hey hey. Yolların başında ve sonunda da lambalar vardır. Eyvallah. Birinci kaldırımdaki son iki lamba arasındaki mesafe 3 birim. Bak büyük kopya geliyor. Diyor ki burası 3 birim olduğuna göre. İkinci kaldırımdaki toplam lamba sayısı kaçtır? Ey güzel arkadaşım. Birinci kaldırımla ikinci kaldırım arasındaki tek ortak vaka şudur. Bu kaldırımların uzunluklarının birbirine eşit olması. Biz biliyor muyuz? Bilmiyoruz. O zaman odaklanacağımız nokta orası. Ben önce bu kaldırımın uzunluğunu bulayım. Nasıl bulayım? Önce şuradan neyi bir bulayım bakayım. Logaritma 2 çabanında n artı 1'in cevabı kaça eşitmiş? 3 birime. At 2'yi karşı. Hani omzunu alıp çıkıyordu. n artı 1 ne çıktı hocam? 2 üzeri 3'ten 8. Neyi bulma bana bana ne artı biri bul. Neden dersen bu 8. lamba. Demek ki bu kaldırımda kaç lamba var? 8 lamba var. O zaman şunu biliyorum. Bu kaldırımın uzunluğunu bulmak istiyorsam logaritma 2 tabanında 2. İlk 2 lamba arasındaki uzaklık. İkinci ile üçüncü arasındaki uzaklık artı nokta 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 ta ki son lamba arasındaki uzaklığa kadar topladığımda benim bulacağım değer Caddenin uzunluğu. Lamba'nın uz Pardon. Lamba olur mu? Kaldırımın uzunluğu olur. Şimdi. Hepsi kaç tabanında? Hocam iki tabanındalar. O zaman diyorum ki logaritma iki tabanında ve aralarında da toplama varsa bunları biz birleştirebiliriz. Çarpım şeklinde yazarız. Logaritma iki tabanında iki çarpı üç çarpı dört çarpı nokta nokta sekiz. E peki bir dakika ya hocam bu çok tanıdık bir sayı. Bu sekiz faktöriyel sayısı. Aynen öyle. Logaritma iki tabanında sekiz faktöriyel. Bizim caddenin uzunluğu. Hadi gel yazalım. Logaritma 2 tabanında 8 faktöriyel yani caddenin kaldırımın uzunluğu. Aynı şekilde ben buradaki mesafelere şunlardan bahsediyorum. Şu mesafeleri toplarsam elde edeceğim değer bu değere eşit olmak zorunda. O zaman yazıyorum. Logaritma 2, 1 bölü 2 tabanında 1 bölü 2. Artı logaritma 1 bölü 2 tabanında 2 bölü 3. Artı nokta 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 sonuncu lambayı bilmiyorum. Kaç lamba olduğu hakkında fikrim dahi yok. O zaman diyorum ki logaritma 1 bölü 2 tabanında n pardon n bölü n artı 1. Ha biz neyi bulacağız? Buradaki n artı 1'i bulacağız. Cevap o olacak. Çünkü burada kaç tane lamba olduğunu o söylüyor. Devam ettim. Logaritma 2 tabanında 8 faktöriyel yani eşittir. Aralarında Toplama var. Hepsinin tabanı 1 bölü 2. 1 bölü 2 çarpı pardon 1 bölü 2 tabanında 1 bölü 2 çarpı 2 bölü 3 çarpı nokta 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 n bölü n artı 1. Ama gel gelelim logaritmada tabanlar eşit değilse ben bunu eşitleyemiyordum hocam. Eşitleyemiyordum hocam. Geç burayla da dalga geç. Koy Instagram'a geç. Ha! Kaçırdık yine ağzımızdan bir şeyi. Silmeyeceğim buraları. Matflix'te kamera arkası. <laughs> gel. Burası 1 bölü 2 mi? Burası 2 mi? He diyorum ki ya ben bu 1 bölü 2'yi 2 üzeri eksi 1 yazarım. Bu eksi 1'i buraya koyarım. Hani üstteki sayıyı oraya düşüyorduk. Yalnız yer yetmedi ya ne soruymuş. Logaritma 2 tabanında 8 faktöriyel eşittir. Şurada eksi 1. Eksi 1'i alırım. Şuraya oturttururum. Üst olarak geçebiliyordu ya tabii. Eksi 1'in anlamı da şuydu güzel arkadaşlar. Bu arada burası artık logaritma 2 tabanında oldu. Eksi 1'in anlamı ters çevir. 2 bölü 1. 2, 1 bölü 2'yi ters çevirdim. 3 bölü 2 nokta 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 n artı 1 bölüne. n. Ey güzel arkadaş. Sol taraf dokunma kalsın. Sağ taraf cırt sana cırt sana cırt sana bunlar gitti. Ne kaldı? Bu ifade kaldı. Diyorum ki ey bunların tabanları eşitse içerleri de birbirlerine eşit olmak zorunda. 8 faktöriyel n artı 1'e eşitse ben 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 ne artı biri arıyorum. Kaç tane lamba olduğunu. Bitti 8 faktöriyel. <laughs> Buradaki doğru cevabımız 8 faktöriyeldir dedim. İkinci kaldırımdaki toplam lamba sayısını buldum. Biz ne artı bir tane lamba olduğunu orada biliyoruz. Onu da söyleyelim. O yüzden ne artı biri bulmaya çalıştım. Şimdi ter akıttık ama gönder sıradaki soruyu bakalım. Demişsin ki fonksiyonlar grafiklisini de istiyorum demişsin. Ben de dedim ki al bir normal fonksiyon uygulaması al bir tane. Hatta bir altındaki yorumda da şu yazıyordu fonksiyonlarla ilgili uygulama sorusu gelebilir mi? A sana fonksiyon uygulama sorusu. Onun ardından da bir tane de fonksiyon grafik sorusu patlattık. Eşitsizlikle karıştırıp. Hey gide hey Gelsin bakalım. Gerçek sayılarda tanımlı. Fg fonksiyonunun grafikleri çizilerek aşağıdaki adımlar uygulanıyor. Fx fonksiyonun grafiğinin y eksenine göre simetrik olduğu anlaşılıyor. Gel 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 gel. Birinci madde. Birinci maddeyi beraber yorumluyoruz. Ey güzel arkadaşım. Senin çizdiğin grafiğin y eksenine göre simetri çizildiğinde yine kendisiyle çakışması için o grafiğinin şöyle bir grafik olması gerekir. Y eksenine göre simetrik olması gerekir. Büyük diyor, f fonksiyonu kesinlikle çift fonksiyondur. Burada yazan cümlenin karşılığı budur. Çift fonksiyon ne demekte hocam? Geçen soru da yapmıştık bunu. Çift fonksiyon eksiği yutan fonksiyonda. Tamamladım. Geldim buraya. Ben buraya çok güveniyorum arkadaşlar. Fonksiyonlarda uygulama AYT'de belki de soru olarak karşına gelecek. Gx fonksiyonun grafiğinin orijine göre simetriği yine kendisiyle çakışır diyor. Bir dakika orijine göre simetriğinin kendisiyle çakışması için böyle bir grafik olması lazım ki aslında o x kübün grafiğidir. Bu da tek fonksiyon grafiğidir. O zaman g nasıl bir fonksiyondur? tek fonksiyondur. Tek fonksiyon içeriye eksi yazarsan dışarıya eksiyi kusar. Tamam. Gel. ikinci maddede bitti. Geldim buraya. Üçüncü madde. Ne diyorsun sen bana? Fonksiyonun grafikleri aynı koordinat düzleminde çizildiğinde şu noktalarda diyor kesişiyor diyor. Kesişiyorsa bu noktaları sağlamak zorunda. Yani sen f fonksiyonunda eksi 1 yazarsan yerine fonksiyonun cevabının eksi 4 çıkması gerekir. Şimdi düşünüyorum f 1. Ya hocam içerideki eksiği yutabiliyor bizim fonksiyonumuz. F1'in cevabı o zaman yine kaçtır? Eksi 4'tür aynı tanımdadır. Geldim aynı şekilde g 1'in cevabı da yine kaç olmak zorunda? Eksi 4 olmak zorunda. Çünkü bu noktada kesişiyorsa o da, o da bu noktadan geçiyor demektir. Geçiyorsa denklemi sağlar. Sert cümleler bunlar ama akılda kalsın diye. G eksi 1 eksi 4. Ama eksiği ne yapıyor bu? G dışarı kusuyor. O zaman diyorum ki G1'in cevabı eksiye dışarı kusar. Eksi 4. G1'in cevabı eksiler birbirini götürür. 4. Senin bilmen gereken G1 4. G eksi 1 eksi 4. F1 eksi 4. F eksi 1 eksi -4. 4. Devam ettim. Bunu bitirdim. Şimdi şu noktaya geçtim. Yine F eksi 4'ün cevabı hocam kaça eşittir? 1'e. Diyorum ki sana hocam içerideki eksiyi yutabilir. Yutturdum. F4'ün cevabı o da 1. Tamam mıyız? Tamamız. Devam ettim. G fonksiyonunda eksi 4'ün cevabı kaça eşittir güzel arkadaşım? 1'e. Ama G tek bir fonksiyondur. Eksiyi dışarı kusacaktır. G eksi 4'ün cevabı 1'dir. Ama eksiyi karşıya attığımda G eksiyi dışarı atamadım yalnız. Şimdi attım dışarıya. G 4'ün cevabı eksi 1'dir. Aman Rabbi Ne sorular çözüyoruz yine. Ne sorular çözüyoruz yine ki bu kadar daha değer bulduk. Sen benden bunu mu istiyorsun? Hallederiz gel. Fok. Fok 1. Bir. Fok 1'i bir çözelim bakalım. F sen dışarıda bekle. G sen içeri gir. G1 gerekli bana. Hocam G1'in cevabını buldum sen burada bir yerde. Ne? G1 4. O zaman burası ne oldu? F4 oldu. F4'ün cevabını söyler misin? F4 kaç? 1. Bir. Bu 1'dir. Temiz işçilik. Devam edelim. Şimdi bir de Gof'u bulalım. Gof kaçı istiyoruz? Gof 4'ü istiyoruz. G sen dışarıda bekle. F4 sen içeriye gir. Ha bazı arkadaşlar demiş hocam neden F demiyorsunuz? Niye F diyoruz ki? Ben onu anlamadım. F. F4. F4. Neredesin F4? F4 burada. 1 onu bulmuştuk. Burası neye dönüştü güzel arkadaşım? G1'e dönüştü. Peki G1 kaç hocam? G1'e bakıyorum. G1'de 4. Onu da geldim. Burada yerine yazdım. Soru benden bunlar arasındaki farkı istiyor. 1 eksi 4'ten doğru cevap eksi 3'tür dedim. Noktayı koydum bu soruda. Gönder gitsin ya bu soru. Gitsin yenisi gelsin. Şimdi bu aslında hazır böyle alıştığım bir soru tipi diyebilirim sana. Grafiği verirler. Altta denklemi isterler. Derler ki çözüm kümesini bul. Peki bu soruyu şöyle sorsak nasıl olur? A kümesi diyelim. Fx çarpı x artı 3 büyük eşit sıfır eşitsizliğinin çözüm kümesi. B kümesi de Fx bölü x küçük eşit sıfır eşitsizliğinin çözüm kümesi. Ben senden şunu istiyorum. A kesim B'nin tam sayılardaki çözümünü istiyorum. Yani toplamını istiyorum. Kesim kümesinde ama. Heee. A'yı bulalım önce değil mi? A kümesini gel beraber bulalım. Hocam tablo yapacağız. Elim mahkum yapacağız. Şimdi tabloyu yaparken önce F'yi ardından da kimi yazacağım ben buraya? X artı 3'ü yazacağım. Bak Fx. Buraya da X artı 3 yazacağım. Fx'in kökleri nelerdir? Fx'in kökleri X eksenini kestiği noktalardır. O noktalar neler hocam? 3 tane nokta var. X 3 0 1. O zaman fx'in denkleminin kökleri bu noktalardır. O zaman grafikte eksi 3 0 1'i göstereceğim. x artı 3'ün kökü nedir hocam? x artı 3 0 ise x eşittir eksi 3. Onun kökü de burası. Tamam mıdır? Tamamdır. Bu noktalar neymiş? Dahilmiş. Çünkü öyle diyor soruda. Peki başlayalım. En sağdan işlem yapacağız. Nasıl karar veriyorduk artıma eksim olduğuna? Grafiğe bakıyordun. Grafik x eksenin üstünde başlamış. Artı. X eksenin altında devam etmiş eksi. Sonra tekrar artı. Sonra tekrar eksi. Dikkat et. Bu sıralamayla da zaten grafiğim geliyor. X artı 3'ü biliyorum. Denklemin kökü eksi 3 ise X'in önündeki kat başlar. Artı 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 köke geldi. Eksi. Çarp gel bunları. Çarptım geldim hocam. Artı. Çarptım geldim artı. Eksi artı. Senin cevabın çözüm kümen kısaca pozitif olan taraf. Yani bunlar. Doğru mudur? Büyük eşit sıfır diyor. Burası. Beklesin dursun. Bu A kümesi. Şimdi geldim B kümesini belirlemeye. Yine ne yapacağız? Grafiklerimizi çatır çatır çizeceğiz. Ben yine grafik için yerimi hazırlıyorum. Şöyle uzunca sopalarımı çizdim. Hop. Köklerimi yerleştiriyorum. Yine 3 tane köküm olacak. Çünkü denkleme baktığında kökler zaten sırıtıyor orada. Biri fx, diğeri x. Eksi 3, 0, 1. Bak eşitlik var mı hocam? Var. Kök dahil, kök dahil, kök dahil. X kimin kökü? X eşittir sıfırın kökü. Kök dahil. Geldim oraya. Fx'e geldim. Az öncekinin aynısını yapmak durumdayım. Zaten değişen bir şey yok arada değil mi? Eksi pardon artı eksi artı eksi. X'e geldim. X nasıl başlayacak? Bakıyorsun X'e sağ tarafta pozitiftir. Artı başlayacak. Artı gelecek. Köke gelecek. Eksi tekrar eksi. Şimdi doğru yapalım bunu. Şimdi doğru oldu. Artı eksi eksi artı. Ey güzel arkadaşım biz nereye arıyoruz? Küçük eşit sıfır olduğu yer. Küçük eşit sıfır olduğu yer burası. Ama gel gelelim sıfır paydayız. Ne yapıyor arkadaşım? Tanımsız yapıyor. Tanımsız yaptıysa sen bu değeri alamazsın. Örneğin B kümesi için alabileceğin tam sayılar şunlardır. Eksi 3, eksi 2, eksi 1 sıfırı alamam 1'i alırım. A kümesi için alabildiğimiz tam sayıları yazdığımızı varsayalım. Ama bunlarla olan ortaklarını alabiliriz. Doğru mudur? Çünkü biz neyi istiyoruz? Biz A kesişim B kümesini istiyoruz hocam. Şimdi eksi 3 B'de var. A'da da dahil olarak var. Eksi 3'ü alabilirim. Eksi 2 B'de var. A'da da var hocam. Eksi 2'yi alabilirim. Eksi 1. Eksi 1. Burada da var. Burada da var. O zaman eksi 1'i de alalım. 1, bir, bir burada yok ki. Aa varmış. Bir bu kümede nedir? Dahildir arkadaşım. Burada da dahil diğer değerler. O zaman ne yapabilirim? Biri de alabilirim. Ama gördüğün gibi sıfırı almayacağız kesişim kümesini. Bizden bunların toplamını istiyor. Cırt sana cırt sana. Şunları topladım. Doğru cevap eksi beştir dedim. Noktayı koydum. Gönderin son soru. Belki biz burada seninle birlikte dört tane soru çözüyoruz ama hakkını vere vere çözüyoruz. Kamerayı şöyle biraz düzeltelim bir de olasılık yazmışsınız. Gelin bir de olasılık yapalım ama hani şu NBA maçları maalesef koronavirüs sebebiyle durduruldu. E biz de NBA'yi çok sevenler, ben severim yani seni bilmem ama hadi şöyle bir NBA finali planlayalım mı kafamızda ne dersin? NBA maçlarında yarı final 4, final maçı 2 takım arasında oynanır. Bak yarı final 4 takım arasında oynanıyor, final 2 takım arasında. E, çeyrek final bilirsin mantığını. Ne yapılır? 8 takım arasında oynanır. Burası 4 takım arasında, burası da 2 takım arasında oynanır. Devam. Her maç eğilme usulü oynanıyor. Evet. Her takımın maçı kazanma olasılığı eşittir. Bu komple külliyen yalan. Ya arkadaş Lebron James o tarafta olunca kim kazanacak öbür tarafta? Bana sen söyle bakayım. Mümkün mü? Buna göre yok artık Lebron James. Çeyrek finale kalan Lakers ve Houston Rockets. Hani Bay Sakal bir tarafta Lebron bir tarafta. Finalle karşılaşmaları ve bu karşılaşmayı Houston Rockets'ın kazanma olasılığı bence sıfırdır da. Neyse hadi illa bir olasılık hesabı istiyorsan yapalım. Şimdi bak NBA'ciler aşağıda girdi birbirine. Hocam bay sakal laf yok lütfen. Değil mi? Gel, ne yapacağız? Lakers mı Houston mu kazanacak? Nerede karşılaşmışlar? Çeyrek finale kalmışlar. Ha, çeyrek finale kaldılar. 8 takımın içerisindeler. Ey güzel arkadaşım. Ben bu 8 takımın içerisinden ne yapmaya çalışacağım? Bu iki takımı alacağım. Finale kadar götüreceğim. Onları seçmek istiyorum. Aa seçmek kombinasyon. 8 takım arasından çeyrek finalde 2 takımı seçmek istiyorum. 8'in ikilisi. Peki 8 çarpı 7 bölü 2'den çıkarttım. 4 burası 7. 4 kere 7 28. 28 tane ihtimal var buraya. 8 takımdan birinin gelme ihtimali. Şimdi diyorum ki eğer 28 takımdan biri buraya gelirse biz olasılık hesabı yapacaksak tüm durumda tüm durumla kimi oranlamamız gerekiyor bizim Houston'un kazanma ihtimali. Houston kazanma durumu. Peki sorarım sana. 1 bölü 28 tüm ihtimallerle Houston'la Lakers'ın finale gelme olasılığı. 1 bölü 28. Buldun hocam onu. Çarpı dedim. Houston mu kazanır? Lakers mı kazanır? Houston mu kazanır? Lakers mı kazanır? 1 bölü 2 oranda odur. Bölü 1 bölü 2. Ben de buraya 1 bölü 2 ile çarparım. Bunları çarptığımda 2 kere 8 16 elde var 1. 56. 1 bölü 56 oranla Houston e kız maçı kazanır diyelim. Matflix'te ayete soru avcısında ikincinin sonuna gelelim. Ayete 3 için yine yorumlarınızı bekliyorum. Yine yorumlarınızdaki yön verişlerinize göre ayete soru avcılarına devam edelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoş kal. Hoşça kal.